AK Parti Çorum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çorum İl Koordinatörlüğü 2020 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Milletvekili Ceylan yaptığı değerlendirmede Temmuz ayı sonunda tamamlanacak olan 9. başvuru çağrısının hem ülkemiz hem de ilimiz çiftçileri için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Hem hibe oranlarında artış yaparak hem de makina ekipman listesine yeni eklemeler yaparak devletimiz çiftçisinin yanında olduğunu bu proje çağrısıyla bir kez daha göstermiştir dedi. Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ilimizde bugüne kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte pulluktan mibzere, balya makinasından silaj makinasına, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, traktöründen karavanına, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makina, ekipman alımını içeren 651 projeye destek verdi. Bu projelerde 190 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi ve 91,6 milyon lira hibe olarak doğrudan vatandaşımıza ödendi. Geride kalan 8 yılda desteklenen yatırımlarla tabiri caizse dağa taşa tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu logolu tabelalar dikildi. Bunlarla biz de gurur duyuyoruz açıklamasında bulundu. Ceylan 2019 yılında çıkılan çağrılardan alınan 39 milyon lira yatırım tutarlı 154 projenin işlemleri tamamlandı. Bunlardan 148 adediyle sözleşme imzalandı. Kalan 6 projenin sözleşme işleri sürüyor. Bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 20 milyon lira daha hibe ödemesi yapılacak. Yeni imzalanan sözleşmelerle ilimizde 3. bir tıbbi ve aromatik işleme tesisi ile 2 yenilenebilir enerji ve bir kırsal turizm yatırımı daha hayat bulmuş olacak. Arıcılık ve tarımsal üretimde kullanmak üzere birçok çiftçi kardeşimiz %55 hibe ile yeni makina ekipmanlarına kavuşacak. Makina ekipman ve araç alımlarına yönelik Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Mecidözü Süt Üreticileri Birliği'nin projelerinin desteklenmesiyle ilimizde ilk defa üretici birliklerine tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu desteği verilmiş olacak açıklamasında bulundu. Her iki yerel eylem grubunun da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda uygulayacakları yerel kırsal kalkınma stratejilerine yönelik projelerinin kabul edildiğini bildiren Ceylan, Lider desteğinin prosedürlerinin hazırlanması, yerel eylem gruplarının oluşturulması ve nihayetinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından akredite edilmesi sürecinde pilot çalışmaların yürütüldüğü İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve geçen yıl çıkılan çağrı sonrasında hazırladıklarını kısa sürede tamamlayarak projenin desteklenmesini sağlayan Ortaköy Şapinova Kadeş Derneği'nin yöneticileriyle kamu ve sivil toplum örgütü temsilcileri başta olmak üzere her iki ilçe halkımıza da bu süreçte derneklerine verdikleri destekten dolayı kutluyor. Hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Bu proje Projelerle İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği 2.232.000 lira, Ortaköy Şapinova Kadeş Derneği 1.922.000 lira bütçe kullanımı için hak kazandı. Her iki yerel eylem grubu derneğimiz projelerinde belirttikleri faaliyetleri gerçekleştirerek ilçelerinin kalkınmasına katkı sağlayacaklar ifadelerini dile getirdi. Her yatırımın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı çok önemsediğini ve yatırım tutarına bakmaksızın her vatandaşın projesini ayrı ayrı değerli bulduğunu belirten milletvekili Ahmet Sami Ceylan, özveriyle yapılan çalışmaları takip ve takdir ettiğini, bundan sonra da tarımsal kalkınmayı destekleme kurumunun tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceğini söyledi.